Aleyküm selam abi. Hello my friend. I come from America. You some salam. Salam. Biden. Biden abi. Turkey okay. Çok seviyor Biden. Ben de abi. Ben bilmiyorum abi Biden. Ben kafe içmek gelmek Amerika. Ekonomi nasıl abi vatandaş olarak? Ekonomi çok aslında güzel ama insanlar ayaklarını yorganlarına göre uzatmıyorlar. Adamın ayağında ayakkabı yok. Bilmem ne marka telefon kullanıyor. Ekmekler çöpte, yemekler çöpte. Siz Avrupa'ya gittiniz mi hiç? Yok abi. Avrupa'ya gidin, çöplerine bakın. Avrupa'nın çöplerinde ekmek yemek göremeyeceksiniz. Bunlar Allah'ın verdiği dersler. Daha beter olacağız. Neden? Çünkü ekmek atılmaz. Buğday eve gelene kadar, ekmek gelene kadar bir sürü şey geçiyor. Beyefendi hanımını hadi hadi diyor, boş ver yani, boşa konuşuyor gibilerinden. Neyse problem değil. Beni dinleyen dinler. Ekmek çöpe atılmaz. Ekmek çöpe mi atılmaz? İnsanlar ekmek mi alabiliyor çöpe atın abi? Doğru, ben sana göstereyim. Bakın hem de göstereyim. Abi ekmek 3 lira mı? Ekmek alabiliyor atıyorlar, mu ki insanlar? Atıyorlar. Abi alabiliyor mu atsın insan? Ya ama var, ben sana bak, sen de öyle konuşuyorsun. Öngargılı olmayacaksın. Ben makinemde istersen resimlerini göstereyim sana. Yemekler, akşamki pilavınızı siz döküyor musunuz? Ya dökenler var. Ama onların günahlarını da hepimiz çekiyoruz abi, işte. Abi soracağım, Avrupa'ya gitti mi dedin ya. Evet. Para yok, nasıl gideceğiz? Allah işte paranı biriktireceksin. Para nasıl birikecek? Para birikecek de abi. Benim arka... Ailemde de para yok benim. Benim arkadaşım şu anda... Ya abi adam bildiğin tamam, 16 yaşında adam dil öğreniyor ya Almanya'ya gitmek tamam, için. Şey ben bu ülkede yaşamak ben. İstemiyorum. Sen ya. Haklısın. Bir de madalyanın öteki yüzünden ben konuşayım. Bak neye bakacağım? Adamın ayağında pantolon yok. Bilmem ne marka son derece lüks telefon kullanıyor. Kim kullanıyor abi ya? Kimin ya ayağında? Bırak Allah aşkına, çocukların elinde 5000'lik telefonlar. Kimin ben görüyorum. Bak ben yazılım okuyorum, bilgisayar alamıyorum. Ben marka şeylere gidiyorum bazen, alışveriş var herkese, yemek yiyorum. Adam bir avuç tuz alıyor, bir tanesini kullanıyor, çöpe atıyor. Peki ona ne diyeceksin? Buna cevap verebilecek mi? Yok, veremeyeceğim. Ne diyeceğim abi? Adam parasını vermiş, almış. Yanlış yapıyor ekonomi. Ondan başlıyor. Damlaya damlaya göl olur. Abi. Musluklarımızı açmayacağız. Elektriklerimizi idarelik kullanacağız. Elektriği %100 zam geldi abi. Elektriği kullanıyorsun da. Adam sen idarelik kullandığına göre mi veriyor? Adam gidiyor doğudaki... Haklısın, orada bir şey doğudaki demiyor. Doğudaki kaçak yanlış. Elektrik kullananı geliyor bana bindiriyor. Mesela Brezilya başkanı ne yapmış biliyor musun? Söz vermiş. 150 kW'a kadar olanların, fakir insanların elektrik borcunu devlet verecekmiş. Tam bize Recep Tayyip Erdoğan neden yapmıyor? Yapması lazım, haklısın. Tam yapmıyor işte, yapmıyor. Şimdi yapıyor, ben yapmıyor, yapması lazım, haklısınız. Bir de elektrik bunlar bu çocuklar okuyorlar, sorun bakalım kaç para harçlık alıyorlar. Ben madalyanın kaç para harçlık veriyor ailesi? Sen haklısın. Ama elektrik çalanları ne yapacağız? Doğuda insanlar elektrik çalıyormuş. İşte onları ya abi engellemesi lazım. Engellemesi lazım işte, ben de senin fikrindeyim. Anneniz babanız kaç para harçlık veriyor size? Mesela bana. Daha veremiyor. Biz doğuda dedi elektriğe para vermiyoruz dedi. Adam ahırın içine böyle tesisat koymuş, inekler. İnekler tabii zırt pırt günde 8 defa süt verir. Ben sana bir şey demiyorum. Abi süt veriyor diyorsun da bu ülkeye süt tozunu soktan insanlar 1 milyon tane hastalık çıktı. Ben sana doğruları yanlıştan söyle, ben söyleyeyim mesela. Haklısın. Haklı olmanız zaman bir şey demiyorum. Ama ekmek nimeti çöpe atılmaz. Ekmek nimeti alamıyor ki abi, insanlar çöpe atsın. Alıyor, alıyor. Nereden abi alıyor ekmek ya? Olmuş işi adam ekmek ya. Almak bir dakika, ekmek olmuş işi. Bir kısmı da atıyor çöpe. Senin için abi adam mi? Ekmek almak için kuyrukta bekliyor. Kuyrukta bekledi ekmeği gidip çöpe mi atacak? Yemiyor bir bir bölüm kim var. Yemiyor abi? Çok az bir bölüm var. Abi sen genel... küflemiş ekmeği yer misin? Efendim? Küflemiş ekmeği yer misin? Vallahi benim makinemde var. Çöpten ekmek yiyenleri gördüm. İstersen göstereyim sana makinemin içinde. İşte içinde. Abi o ekmekten... O çöpten ekmek yiyen insanları bu devlet düşürdü. İşte onları bu duruma devlet düşürdü. Olmaması lazım. Sen haklısın, bana bir şey olmaması lazım. Daha güzel olması lazım. Senin elinde 5000 lira para olması lazım şey olarak. Sen niye gezemezsin yurt dışına? Ben madalyanın bir yüzünü söylüyorum, gördüklerimi söylüyorum. Yapılmaması gerekenleri söylüyorum canım kardeşim. Sen haklısın, ben sana bir şey abi, demiyorum. Bu ülkede yapılmaması gerekenleri, ya bu devlet, bu vatandaş yapabileceği her şeyi yapıyor bu devlette, bu ülkeye. Ama abi yani nasıl söyleyeyim, ben anlatamadım söyle. Yani. Bir ya abi bir asker gibi. Düşün ya, bir asker ha. Ordusu. Evet. O ordu ne kadar iyi savaşırsa savaşsın, başındaki adam iyi yönetemediği sürece, haklısın. Başındaki adam yapamadığı sürece haklısın. Hiçbir şey yapamaz. Haklısın. Ne yapabilir yani? Yani birazcık da ama ya düşün, bu taktiklerle şeylerle Sultan Alparslan'dan örnek vereyim. Adam 10 bin kişilik asker ordusuyla 70 bin kişilik asker ordusunu demir. Neden? Yönetmeni çok iyi biriydi. Yönetmeni Sultan Alparslan'dı. Yönetmeni onlara kendini canını feda ediyordu. Adam bembeyaz giymiş, diyor ki ben eğer ölürsem diyor. Burası benim, bu giydiğim beyaz elbise benim kefenim olsun diyor. Tamam. Ya bizim başımızda niye böyle bir insan yok? Gelebilecekler olması neden lazım, böyle değil? Olması lazım. İdare, yani haklısın. Sen, kimse yok sen ki gelecek abi. Adamı torpil yapmayacaksın. Gelecek adamı haklısın. Çekirdekten yetişeceksin. Sen çekirdekten yetişen adamı bugün gidip sanayiye verip eli yüzü yağ içinde çalıştıracaksan olmaz abi. Haklısın. Tabii.
bir üniversite mezunu iyi bir para alabilmesi lazım. Alamıyor. Gidip, üniversite gidip, mezunu çalışamıyor tabii, abi. Çalışamıyor. Burada üniversiteyi kazanıp Avrupa'ya gidiyor. Orada kalıyor. Bir daha da gelmiyor. Gidemiyor ki. Ha, üniversite mezunları da gidemiyor artık abi. Gidiyor, gidiyor. Gidemiyor abi. Para var mı ya? Dil öğrenmek kolay bir şey mi? Biriktirmek kolay bir şey mi? Birikim bir şekilde birikim nasıl yapıyorsun abi? İngilizce kursu var, Almanya kursu var. Her şey kursu var abi. İlk önce okulda okuyacaksın, ondan sonra ona gideceksin ama o da para değil mi? Kurs da bir miktar. Kurs da bir şey. Adam o birikim yapmak için nasıl yapacak abi? Bu ülkede birikim yapılıyor mu? Ben de bir şey söyleyebilir miyim müsaade edersen? Ben 12 yıldan beri Antalya'da yaşıyorum. Evet. Buraya bir iş için geldim. Evime de hırsız girmiş. 4. hırsız girmiş. 2'de Antalya'ya girdi. Şimdi ben isyan edeceğim. Meclisin önüne çıkacağım. Üstüne benzinimi dökeceğim. Yakacağım kendimi. Neden biliyor musun? BV6 defa, 4 defa hırsız girmez. Bir şey bayan vardır. Bayanların ben affını dileyeceğim. Bu bir tane yasa vardır bizim dinimizce. Şeriat. Ama şeriat kapanmak değildir. Şeriat nedir biliyor musun? Örtünmek. Kur'an'da da hayır örtmek işte yanlış. Örtünmek şeriat abi, şeriat abi gidip bir hayır abi, bak Kur'an'da işte dinlemiyorsun. Pardon ben geri aldım. Söyleyeyim mi? Eli aldığımı söyleyeyim mi? Söyle. Geri aldım. Şeriat hırsızlık yapanın elini keseceksin. Evet. Kur'an'da da var. İşte bu gelecek o zaman. Sen hırsızlık yapamayacaksın. Abi dine bağlamayacaksın ki siyaset. Olur mu sinir ya? Bağlaman lazım değil. Abi ya sen dile bağlayacaksın diyorsun da. Adamın elini kes. Efendim? Sen parayı masanın üstüne koy, o çaldı diye elini kes. Yok, öyle değil. Güzel mantık. Aynı mantık abi, aynı mantık. Bak bu lafa başlarken İngilizce konuştun, iki kelam ettin. Antalya'da kaç kişi İngilizce biliyor? Şu camiada kaç kişi İngilizce biliyor? Ben geldiğimi söylemedim ki şeriat, daha. Şeriatı getir, eli kolu kes. İyi günler efendim. Bye bye, good bye. Ben 12 seneden beri oradayım. Evet, pazarlarda bütün yiyecekleri döküyorlar. Bu insaf mı? Ben pazar... senin ha, insaf evet mı bu? Abi bu adam hayır, çürük şeyi atıyor. Demiyorum. Abi çürük şeyi mi satsın adama? Çürük değil. Çürüğü atıyor. Çürük değil. Abi ben de görüyorum ben... pazarı. Hayır, ben de bu ülke ben de bu ülkede yaşıyorum. Bir dakika çürük yer misin? Efendim? Çürümüş elma yer misin? Ama bak olayı sen çarpıtıyorsun. Ben çarpıtırım abi. Çürük elma diyorsun çürük sen. Çürük demiyorum ben sana. Yiyecek şekilde bir şekilde domatesi akşam evine götürmüyor, döküyor. Bu insaf mı? Döküyor abi benim pazarcı. Ya arkadaşım var göstereyim. Adam pazarcı diye kayıtlı benim telefonumda. Adam anlatıyor diyor ki ya o günden kalan malları adam yarına hazırlıyor, koyuyor ya. Adam ben de döktüğünü görüyorum. Tezgaha koyduğu malı döktüğünü alıyor görüyorum. Tekrar. Ya şeyine, ben seni tutuyorum. Ben seni çayırmıyorum bu işte. Tutuyorum. Ama ben de mazalenin öteki tarafını söylüyorum. Abi çok affedersin bir şey söyleyeyim. Sen entelektüel bir şeriatçı mısın o zaman? Şu İngilizce konuşmanla filan. Yok o şaka yapıyorum da ben onu. Ben şaka ama yapmayacağım. Şimdi hırsızlık sen dine girerek bu işe girme. Herkesin yok inancı vardı. Sen o işe geç. Buradaki kimsenin dinini sen sorgulayamazsın. Ben sorgulamıyorum sorgulamaya ki başladın. Çocuğa dinden girdin. Bir. İkincisi Japon adam. Hangi dine mensuplar Japonlar? Beni ilgilendirmiyor. Bırak ilgilendirme. Hristiyan filan değiller. Ateist değil canım. Tek tanrı, tek tanrı inançları yok. Tabii. Tek tanrı inançları yok. Adam burada Osman Gazi Köprüsü mü bir de? Yaparken kötü bir şey yaptı ya. Harakiri yaptı adam. Kendini öldürdü ya. Bu adam geliyor bir diyor ki şöyle de din de. Din filan değil olay ya. Biz yozlaştık. En baştan yozlaştık. O zaman dürüst oluyor olacağız. Baştan dürüst olacağız. Muhtemelen 50'li yaşının ortasındasındır abi. Tabii 50'den çok yukarıyım. Tamam, çok güzel. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol. Şimdi bakıyorsun abi bu jenerasyon farklı bir kafaya girmiş. Ya artık bu jenerasyonda dinden uzaklaşan yani insanlar da var. Yakınlaşan ve ileri giden insanlar da var ama bunu menfaati doğrultusunda kendi şeyinde koruyan insanlar da var. Biz bunları aşmamız lazım bir kere. Olay din filan değil şu anda. Çoktan ben geçtik bu işler. Ben dini söylemiyorum. Hırsızlık yapan eli kesiyorsun diyor. Abi sen adam 4 kere, defa hırsızlık sen 4, yapıyor. Sen 4 kere evime şey gir der diyor. Sen de dönüp bakmadın mı 4 kere evine? Efendim? 4 kere dönüp bakmadın mı evine hırsız girerken? Ben yoktum ki burada. Abi bir saniye ben bir şey söylemek istiyorum. Sen bir dakika. Keseceksin elini. 4 defa hırsızlık olur mu? Ben şunu söyleyebilir miyim? Senin eve girse ne yaparsın sen 4 defa hırsızlık? Bir saniye önlem alırım. Abi önlem alırım işte abi. Sen bir saniye abi. Adam bir kere girdiyse kamera kurmadın. Selametle. Abi cool bir adam. Ben şeriatçıyım diyorsun. Şeriatçıyım abi, demedim ben sana. Tamam, tam şeriatçıyım. Şeriat yasası tamam gelsin diyorum. Hırsızlık tamam yapanın eli kesilsin. Gelsin. Tamam. Sen bayanı öldür, cüzdanını çal. Var mı tamam böyle bir şey? Bir saniye abi. Var mı ya böyle beni bir şey? Dinler misin? Tamam. Dinliyorum. Ne oluyor abi? Eli kesiliyor değil mi? Tabii. Bir yaptı, iki yaptı, üçüncü tamam kapat elini kesilsin. Bir yaptı, iki yaptı. Tamam. Abi bir Müslüman birinci ısırıldığı yerden ikinci kere ısırılmaz. Tamam. Bizim de evimize bir kere hırsız girdi. Ondan sonra önlemimizi aldık, yaptık. Daha da bu zamandır evimize hırsız giren yok. Sen önlemini almazsan. Ya olur abi her şey. Bir Müslüman ısırıldığı yerden ikinci kez ısırılmaz. Şey helal olsun. Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var mı abi? Şu anda yok. İşte bu. Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var mı abi? Ne gerek var ki? Seçim para biliyor musunuz? Kaç trilyon? Onlar bu kadar milletin cebinden çıkacak onun parası. Bak o çocuğun da hakkı var. Hamile kadının da çocuğu var. Hakkı var. Doğmamış. Erken Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Oyunu kime veririm? O gizli. Şimdi söylersen millet zaten %100 Recep Tayyip Erdoğan'dır abi. Yine efendim? AKP'ye verirsin sen ya. Yani. Yok AKP'ye ben vermeyeceğim. Verirsin abi. Yok yok. Abi konuşan gibi AKP'ye vereceğim. MHP'ye vereceğim. MHP aynısı abi. Beni ilgilenmez. Sırf MHP gelsin. Hani şeyin turuncusu işte.
Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şeriatla yöneten ülkeleri görüyorsunuz değil mi? Afganistan, İran. Şeriatla yönetilecek demiyorum ki. Şeriat gelsin. Daha gelsin diyorsun abi sen ama. Ama hırsızlık yapanın eli kesilecek. Abi hırsızlık yapılması lazım ama önlem alman lazım. Önlem almadan. Hem rahatlık nerenize batıyor? Ne yapsın adam rezidansız oymuş. Abi. Libya konsolosluğu nereni soymuş. Atacaksın. O zaman işte tamam şeriat o. Ya, hapisten sonra ne yapabilecek o adam? Ya, şeriat o da şeriat. Ya hapis nereye şeriat? Hapis şu anda abi. Biz şeriatla yönetilmiyoruz. Biz şeriatla mı yönetiliyoruz? Efendim? Biz şu anda şeriatla mı yönetiliyoruz? Asılmak şeriat değil mi? Amerika'da var mı asılmak? Ya ben Arap ülkelerinde var idam. Arap ülkelerinde abi bir saniye. Abi, sen şeriat yok artık. Ya bir dakika. Gelmesini mi istiyorsun? Gelsin. Ben tamam, ben idamın gelmesini istiyorum. Ben de istiyorum. Sen tamam. Şeriatla yönetilsin diyorsun. Şeriatla yönetilsin demiyorum. Tamam abi onu tamam. Bir saniye. Ya bir sus. Abi şeriat diyorsun değil mi? Bu zaman şeriatla dünyanın en fakir 50 ülkesi. Evet. Bunların 32'si şeriatlı. Evet. Ve bu 32 ülkenin başbakanları, cumhurbaşkanları dünyanın en zengin 500 insanı listesinde. Sen şeriat gelsin diyorsun. Ben şeriat gelsin demedim ki. Hırsızlık yapana şeriat kayıkasını uygulayacaksın. O da aynı şey zaten. Olur mu? Sen bayana tecavüz et, evine gir, saldır. Bu ne? Tamam, hapse gidiyoruz zaten. Onlar yapanlar. Hapse girmeyeceğiz. Abi biz ülkenin aynı adaletini savunuyoruz zaten ya. Aşağıyı. Abi bu ülkede... Aşağıyı keseceksin. Sonra senin yaşamaya hakkın kalmıyor bir kez. Abi, olmaması lazım. Olay yoldan kurtulma yöntemi. Sen bayanı öldürüyorsun, tecavüz ediyorsun. Ömür boyu hapis alacak ki, hapis geçirecek. Biz de onu diyoruz, o olacak diyoruz. O olsun. Abi ne kadar asma kesme. Ne yapacağım başka? Hapiste yatacak mı? Paralarını vallahi ben vereceğim. Bu adam verecek, abi, bu adam verecek. Yani. Hücreyi kapatacaksın. Efendim? Ömür boyu kalacak sen. Ömür boyu onun yemeği var, aynen. Çayvaltısı var, çayı var, dolması abi var. Öyle bir şey mi zannediyorsun hapishaneleri? Dolması mı? Sen hapishaneyi ne zannediyorsun? 5 yıldız otel değil orası. Yemek yemiyor mu adam? Abi hapishane dediğin yer adam şey geliyor el arabasıyla pilavı ortaya döküyor gönderiyor ya. Ama pilavın parası benim verdiğim vergilerle veriliyor. Size vergi var abi. Efendim? Vergi var. Tamam vergi yok ben sana demiyorum. Tamam da abi bu bak abi vergiyle yönetilen bir ülke evet. Bitmiştir. Vergiyle bir ülke yönetilmez. Neyle yönetilir? Neyle yöneteceksin abi? Bu ülkenin ticaret fabrikası yok mu? Kanunlarının kullanıldığı abi siz şeriata taktınız. Ben şeriat gelsin demiyorum. Ama bak sen dinlemiyorsun ki. Tamam dinliyorum. Şeriat gelecek şöyle gelecek hırsızlık yapanın bayanları tecavüz edenin aşağısı getirecek. Abi sen anayasaları ne zannediyorsun ya? Tamam ben de onu diyorum işte. Abi sen anayasaları ne zannediyorsun? Anayasalar böyle insan istediği gibi değiştirebilir mi zannediyorsun? Sen bu kadına tecavüz et. Kesilirsin aşağısından bir daha yapamayacak. Anladın mı? Şeriat o. Ben onu istiyorum. Abi öyle bir çözüm yöntemi yok işte. Yok o yapacak o zaman hükümet. Saçma. Efendim? Abi ondan önce ekonomi düzeltme. Ne demek saçma? Şu an hapishane diye bir sistem var. Sen 10 tane kadının hırzına geç. Abi sonra yok öyle ama. Keseceksin aşağısını bir daha yapamayacak. Bu kadar basit. Doğrudur abi.